Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle mevsimlerin nasıl oluştuğunu deneyle ispat etmeye çalışacağız. Deneyimiz için bir tane masa lambası, bir adet normal eski tip ısınan ve aynı güneş gibi ısı ve sıcaklık veren ampul kullanacağız. Üzerine takacağız. Bu da bizim aslında sembolik bir şekilde güneşimiz olacak. Bu lambayı, bu ampulü buraya taktığımız zaman bir tane dünya küresi, bir tane çubuk, bu metali aslında Dünya küremizin içine bu şekilde monte edeceğiz ve bu şekilde dünyanın eksenini göstermiş olacağız aslında bu metalle tabi dünyanın eksen eğikliğinde bu demir çubukla anlatmış olacağız yani kızılötesi termometre birazcık tabancaya benziyor havalı bir termometre böyle tutuyorsun sıcaklığı ölçen bu şekilde e, kızılötesi gö göndererekten sıcaklığı ölçen bir e, termometre kullanacağız. Böyle tutuyorsun ve oradaki sıcaklığı size çat diye okuyor. İşte 25,8 derece ve bir tane de cetvel kullanacağız. Deneyimiz çok basit ama öncesinde birkaç bilgiyi bilmemiz gerekiyor. O da şu. Dünyanın tam ortasında aslında bir çizgi var. Bu çizgiye biz ekvator çizgisi diyoruz. Ekvator çizgisinin alt kısmına biz güney yarım küre diyoruz. İşte güney yarım olan ülkeler Brezilya ondan sonra işte Güney Afrika ondan sonra Arjantin, Şili, Avustralya Avustralya. Buradan dünya yarım küresinde zaten görebilirsiniz. Üst tarafta olan ülkelerse biz. Mesela Türkiye, ondan sonra Fransa, Avrupa, Rusya, Amerika. Bunların hepsi de üst tarafta olan ülkeler. Şimdi kuzey yarım küre ile güney yarım kürenin temel farkı Ekvator çizgisiyle ayrılıyor. Peki bu ekvator çizgisi ne demek? Ekvator çizgisi şöyle. Dünya kendi etrafında dönüyor. Dünya kendi etrafında dönerken Türkiye'yi görüyorsunuz burada. Türkiye normalde şu anda güneşten aldığı ışınla gündüzü yaşıyor. Ama dünya 24 saat dönerken 12 saat sonra Türkiye diğer tarafa gelince artık geceyi yaşıyor. Çünkü ışık almıyor. İşte buna dünyanın günlük hareketi diyoruz ve 24 saatte tamamlanıyor. Ama dünyanın bir başka hareketi var ki o da güneş etrafındaki dolanma hareketi. Güneş etrafındaki dolanma hareketi de saat yönünün tersine oluyor ve 365 günde tamam oluyor. Ve bu sırada mevsimler oluşuyor. Peki nasıl oluşuyor? Dünya normalde herkes şunu bekliyor. Dünya dönerken e, eksen eğikliği dediğimiz şey ol, olmadığını düşünürsek güneşten ekvatora dik ışınlar geliyor dolayısıyla yukarıda olanlar ve aşağıda olanlar güneşten dik ışın alamıyor diye düşünüyoruz halbuki dünyanın dönüşünde bir eksen eğikliği var o da nedir ekseni dünyanın boynu bükük bir şekilde dönüyor dünya boynu bükük bir şekilde dönerken işte bu şekilde bir hareket yapıyor. Peki bunu bu şekilde dönerken ne yapıyoruz? Bir eğiklik var. Yani böyle dönmüyor da eksen dediğimiz dünyanın ekseni bu çubuk temsil ediyor. Eksen bu şekilde değil de artık bu şekilde dönecek. Peki bu şekilde dönmesi neyi oluşturuyor derseniz mevsimleri oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor? Çok basit bir mantığı var bunun da. Normalde güneşten dünyaya gelen ışınlar dikse, dik ışının geldiği yerler daha sıcak olur. Bunu bir deneyle ispat edelim. İşte elimizde bir kızılötesi termometre var. Kızılötesi termometre şu demek. Sen böyle tutuyorsun. Buradan gönderdiği ışınlarla sıcaklığın kaç derece olduğunu bize termometremiz gösteriyor. İşte buradan termometrenin sıcaklığını görebiliriz. 23.7 derece. Şimdi dünya e, Güneş'in etrafında duruyor diyelim, ama eksene eğikliği şeklinde duruyor diyelim. İşte bu dönem tam Türkiye'nin birazcık daha yukarıda olduğu dönem aslında 21 Aralık. 21 Aralık bizim için hangi e, mevsimdir? Kış mevsimi. Peki neden kış mevsimi? Bakın Güney yarım küreye dik gelirken ışınlar Türkiye'ye ise eğik geliyor. Türkiye'ye eğik gelen ışınlar Türkiye'yi çok ıslamıyor. Ne, düşünsenize yazın güneşin dik geldiği zamanlar saat 12'de hava çok sıcak olur. Neden? Çünkü güneş dik gelir. Aynı onun gibi şu anda Afrika'ya güneş dik geliyor ama Türkiye'ye Eğik geldiği için Türkiye ısınamıyor. Peki bunu gerçekten termometremizde gözlemleyebilecek miyiz? Bakalım şimdi birazcık ısıtalım dünyayı. Bu şekilde bu zaten e, bir Sıcaklık veren bir masa lambası eski tip lambalardan oluşuyor. Normal LED lambalar sıcaklık vermez. Şu anda, şimdi artık sıcaklığı ölçme zamanı. Ölçüyorum. Ee, burada ölçtüğüm yer Güney Afrika. Güney Afrika'nın sıcaklığını ölçtüğüm zaman karşımıza 24.9 derecelik bir sıcaklık çıktı. Peki Türkiye'nin sıcaklığını aynı anda ölçelim. Aynı anda Türkiye'nin sıcaklığını ölçtüğüm zaman 23.7'lik bir sıcaklık çıktı. Demek ki buradaki sıcaklık daha az, buradaki sıcaklık daha fazla. Sebebi ne? Buradan gelen ışınlar buna dik geldiğinden dolayı Burayı daha fazla ısıtıyor. ama Türkiye'ye ilk geldiğinden dolayı burayı daha az istiyor. İşte mevsimler sadece bu yüzden oluşuyor. İşte şu anda 21 Aralık'ta biz hangi mevsimdeyiz? Biz 21 Aralık'ta şu anda kıştayız. Evet şimdi de yaz mevsimi nasıl yaşandığına bakacağız. Dünya güneşin diğer tarafına geliyor. Dünya güneşin diğer tarafına gelince artık dikkat ettiysek şimdi tabii Türkiye'mizi hemen buradan çevirelim ve gündüzü yaşasın Türkiye'miz. Yaz mevsiminde gündüz diyelim Türkiye'miz için. Şimdi e, bu sefer de güneş güneşten gelen ışınlar yukarıdaki yarım küreye dik geliyor. Yani kuzey yarım küreye dik gelirken aşağıdaki yarım küreye ise eğik gelmeye başlıyor. İşte bu bölgede bir de sıcaklık ölçümü yaparaktan gerçekten de Türkiye'de yaz mevsimi yaşanıp yaşanmadığını ispatlamış olalım. Hemen ölçümleri yapalım beraber. Ee, Türkiye'nin olduğu bölgede ölçümü yap yapıyoruz. Ve karşımıza çıkan rakamı siz okuyorsunuz ilk başta benim, ben bile okumuyorum. 21.9. Şimdi aşağıda bir ölçüm yaparsak eğer aşağıda bir ölçüm yaparsak kızılötesi ışığımızda Burada 20.9 sıcaklığımız çıktı. Yani bir derecelik bir fark. Tabii ki bu bizim modelimizde bir derece çıkıyor. Ama burada yaz yaşanırken bir derece bile çok büyük sıcaklık farkı aslında. Burada yaz yaşanırken burada artık kış yaşamaya başlıyoruz. Yani Güney Yarım Küre'de kış yaşamaya başlıyoruz. İşte özeti aslında Güneş'ten gelen ışınların ne kadar dik olursa o kadar sıcak olduğudur diyebiliriz. Burada ne kadar eğik olursa da o kadar soğuk olur diyebiliriz. Peki hiç düz gelmiyor mu ışınlar? Niye hep böyle eğik dünya hep eğik dolaşıyor? Dünyanın eğik dolaşması yüzünden mevsim oluşuyor dedik. Ama bazı dönemlerde o da, bunlara da ekinoks dönemleri diyoruz. Ekinoks dönemlerinde dünya tamam böyle dönüyor ama tam Ekvatora dik geldiği dönemler oluyor. Ekvatora dik geldiği dönemler dünya yine böyle dönerken ekvatora dik geldiği dönemlere ise biz ekinox dönemleri diyoruz. Onlarda 21 Mart ve 23 Eylül oluşuyor. Onlarda ilkbahar ve sonbahar demek tabii ki. Ama önemli olan yaz ve kış mevsimlerinin temel farkı aslında dünyanın eksen eğikliği. Dünya bu şekilde hep 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliğiyle güneşin etrafında dolaşıyor diyebiliriz ve bundan dolayı da dünyanın üst tarafı bir dik alıyor, bir de alt tarafı dik alıyor. Gördüğünüz gibi burada alt tarafı dik alıyor. Dünyanın ama burada ise üst tarafı dik alıyor. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi o zaman mevsimlerin nasıl oluştuğunu bir adet masa lambası, bir adet kızılötesi termometre, bir adet çubuk, demir çubuk bir de dünya küresiyle çok rahat bir şekilde göstermiş olduk. Tabi bir de cetvel yardımımıza koştu. Ve bir sonraki deneyimizde size çok daha güzel, çok daha öğretici konuları işleyeceğiz. Ve deneylerle artık Feni öğrenmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Başarılar.